Sevgili Çip TV izleyicileri, bugün UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin merkezindeyiz. Neden buradayız? Bugün sizlerle yurt dışına para göndermenin ya da yurt dışından para almanın en kolay yöntemlerinden biriyle tanıştıracağız sizi. Yanımızda kim var? Yanımızda UPT Dijital Kanal Yönetimi Direktörü Can Gürpınar var. Öncelikle bize bilgi vermeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Burada merak edilen bir konu var. Yurt dışına para göndermek ya da para almakta insanlar özellikle yüksek komisyon ücretlerinden çok şikayet ediyorlar. Gecikmelerden, beklemelerden şikayet ediyorlar. Siz de buna karşı bir çözümle geliyorsunuz. UPT zaten uzun zamandır bu hizmeti yapıyor. Şimdi bunun bir de mobil uygulaması var, Option diye. Bugün onları konuşacağız ve yani okurlarımızın, izleyicilerimizin tanımalarını sağlayacağız. Onun için ben lafı uzun böyle bir giriş yaptıktan sonra lafı size bırakacağım. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Sizi ağırlamak bizim için çok büyük, güzel bir onur, şeref. Teşekkür ederiz. İlk sorum tabii ki klasik başlayacak. Option nedir? Option 10 yıldır Merkez Bankası'na kayıtlı lisanslı ödeme kuruluşu olan UPT'nin bir mobil uygulamasıdır. UPT'nin 176 ülkeye para transferinde sunduğu çözümlerin fiziksel kanaldan dijitale taşınmış halidir. Şimdiye kadar bu işlemler fiziksel kanallardan ya da başka iletişim yöntemleriyle yapılıyordu. Şimdi bunu mobil uygulamada yapıyoruz anladığım kadarıyla. Doğru, değil mi? Şöyleydi. Şu ana kadar müşterilerimiz, bizim 5 tane şubemiz var. Bunun dışında temsilcilik acentalarımız var. Ya da tüm Türkiye'deki PTT ofisleri bizim acentamız olarak görev yapıyor. Buralara gidip fiziki olarak para gönderim işlemlerini, fiziken parayı teslim edip kimliğiyle birlikte alıcının adını soyadını söyleyerek ya da yurt dışından kendisine gelen parayı ilgili işlemin referans numarası ile birlikte geçerli kimlik belgesini sunarak ödemesini alabiliyorlardı. Artık bu dünyanın hepsini, bütün gücümüzü, kasımızı dijital dünyaya taşıdık. Sene olmuş 2021, artık para öyle gidip fiziksel para mı yatırılır diyorsunuz. Doğru. Ve bunu bir uygulamaya taşıdınız. Peki bu uygulama nasıl çalışıyor? Onu bir anlayalım. Bu uygulama şöyle çalışıyor. Kullanıcılar bu uygulamayı Play Store'dan, App Store'dan ya da Huawei App Gallery'den telefonlarına... Yani bütün sistemleri destekliyor. Android, iOS ve Huawei. Aynen öyle. Telefonlarına indiriyorlar. İndirdikten sonra tamamen dijital yolla müşteri oluyorlar. Müşteri olduktan sonra kendilerine ait 3 döviz cinsinde TL, Euro, USD olmak üzere hesap oluşturup kendilerine ait IBAN alıyorlar. IBAN almaları demek şu demek: uygulamanın müşterilerinin finansal sisteme açık olması demek. Başka bir aracıya bağlı olmadan direkt kendi hesaplarında parayı muhafaza edebiliyorlar. Kendi hesaplarındaki parayı İsterlerse gönderim işlemlerini isme, karta, hesaba şeklinde yapabiliyorlar. Ya da günlük alışkanlıkların, günlük dinamiklerin ihtiyacı gereği ödeme işlemlerini QR'la öde, QR tahsilat başla, mesajla para iste, option transfer gibi çözümlerle yapabiliyorlar. Yani bu bildiğimiz hani alışa geldiğimiz bankacılık uygulamalarından çok da farklı değil. Sonuçta IBAN var, para gönderme, para alma var. Bir mobil uygulama. Bankacılıktan daha fazlası. daha da fazlası diyelim. Evet. Peki bunu herkes yükleyip kullanabilir mi? Türkiye'de yaşayan tüm TC vatandaşları ve Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın onayladığı ikamet iznine sahip yabancı uyruklu vatandaşlar kullanabiliyorlar. Tamam, peki. Şimdi gelelim en önemli soruya. Neden kullansınlar? Ne tarz bir avantaj sağlıyor? Ne avantajı var bu uygulamanın? Tabii. Şöyle, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 1 milyon kayıtlı yabancı uyruk vatandaş var. Çalışmaya geliyorlar bu şekilde ve bunlar ülkelerindeki sevdiklerine parayı göndermek durumundalar. Ya da Türkiye'de İthalat yapıp ihracat yapan, aynı zamanda ihracat bedellerini göndermek, tahsil etmek, ithalat bedellerini göndermeye ihtiyaç duyan TC vatandaşlarımız var. Bunlar şu anda bu parayı yapmak isterlerse, özür dilerim, bu sistemi işletebilmesi için bankaların SWIFT sistemi dediğimiz sisteme mahkumlar. SWIFT sisteminin, herkesin baş belası. Evet, SWIFT sisteminin öne çıkan dezavantajı 2 tane olarak söyleyebiliriz. Bir tanesi hız, diğeri de yüksek maliyet. İkisi de birbirini destekleyen bir şey aslında. Hızdan önce ikisini biraz detaylandıralım yani, evet. Hız ve maliyet. Hızdan anlatalım. Hızlar şu şekilde çalışıyor. Siz yurt dışına, diyelim Amerika'ya, Amerika'daki bir banka hesabına para göndermek istiyorsunuz ve Türkiye'deki herhangi bir banka hesabınızdan bunu yapacaksınız. Bunu yapabilmeniz için Türkiye'deki bankayla Amerika'daki bankanın birbirinin muhabiri olması gerekiyor. Tabii takdir edersiniz ki bütün bankalar birbirinin muhabiri olamıyor. Muhabirlik de şu üstünden çalışıyor: gönderim tutarının iki banka arasında takaslaşmasını sağlıyor. Her banka birbirinin muhabiri olamayacağı için araya başka muhabir bankalar giriyor. Türkiye'deki X bankası Amerika'daki Y bankasının muhabiri değilse araya diyelim Hollanda'dan bir Z bankası giriyor. X bankası Y bankasına para göndermek istediğinde para önce Z bankasına gidiyor. Z bankasından Amerika'daki Y bankasına geçiyor. Tabii dünyada özellikle işte terörizmin finansmanının engellenmesi, kara para aklamanın engellenmesi, suç gelirlerinin finansmanının engellenmesine yönelik bir sürü yasal yaptırma olduğu için bu para transferi işleminin yasal olarak uzun süreçlerle incelenmesi gerekiyor. Araya da işin doğası gereği. Araya da bir sürü banka girdiği zaman SWIFT sisteminde bu hız düşmüş oluyor. Süre çok uzuyor. Tabii bu kadar banka girince herkesin de bir maliyeti var. Personelin onu incelemesi, çalıştırdığı. Bedavaya incelemiyorlar onları. Ve sonuçta ortada bir hizmet var. Her hizmetin doğal olarak bir ücretinin olması gerekiyor en başta. Banka sayısı arttıkça işlemin ücreti de artıyor. Artmakla birlikte şu, siz gönderici olarak Türkiye'den Amerika'ya para gönderdiğinizde işlem ücretini işlem anında bilemiyorsunuz. Alıcıya gönderdiğiniz tutarın içinden düşülüyor. Siz 100 dolarlık bir gönderim yapmak istiyorsunuz. Buna karşılık ödeyeceğiniz işlem ücretini bilmiyorsunuz. Halbuki alıcıya 100 dolarlık para göndermeniz gerekiyor. Aynen. Ama o 70 dolar gibi, 65 dolar gibi alıcıya geçiyor. Bu gibi bir sürü dezavantajı var. Biz UPT olarak ne yapıyoruz? Madem bu dezavantajlar var, bu dezavantajlara karşı siz ne alternatif öneriyorsunuz? Evet, bizim önerdiğimiz alternatif şu. Biz gidiyoruz yurt dışında doğrudan partnerlik anlaşmaları yapıyoruz. Bu partnerler kimler? O ülkedeki bankalar olabilir. Yine bizim gibi ödeme kuruluşu ya da elektronik para şirketi olabilir. Ya da yine o ülkenin yasal mevzuatı gereği uluslararası para transferini göndermeye, gelen parayı ödemeye yetkili haiz kuruluşlar olur. Yurt dışı ekibimiz gidiyor. Orada partnerlik anlaşmaları yapıyor. Karşılıklı yasal süreçleri inceliyorlar. İki tarafın KYC'si, KYC Know Your Customer'ın müşteri tanı süreçleri birbirine uyuyor mu? Uymuyor mu? Eksik kalan bir yer var mı? Biz uymuyorsa kayıtlı kuruluşlarla çalışıyoruz zaten o ülkenin regülasyonuna göre ve bizim istediğimiz şekilde bizim due diligence dediğimiz yasal mevzuatı tamamlıyorsa onlarla partnerlik anlaşması yapıyoruz. Onlara diyoruz ki diyelim Özbekistan'da bir bankayla partnerlik anlaşması yaptık. UPT olarak ben sistemim üzerinden Özbekistan'da para ödenmesi için sana bir para tutarı göndereceğim. Sen de bunun benim adıma oradaki alıcıya ödeyeceksin. Dolayısıyla arada başka hiçbir muhabir, ekstra bir şey olmadığı için işlem anında ücretimiz belli ve sonradan hesaplaşırız biz de. Tabii müşteri zaten ne ödeyeceğini söylüyor. Yani Özbekistan'da sizin bir akrabanız olsun, para göndermek istiyorsunuz, 100 dolar göndereceksiniz. Bugün UPT'de 100 doların maliyeti Özbekistan'a gönderimde 1 dolar. Başka hiçbir ek ücret yok. Baştan biliyorsunuz ve alıcının eline 100 dolar geçiyor. Evet. Göndericiden işlem ücreti alındığı için. Sürprizle karşılaşmıyor. Sürpriz karşı. Sektörde bunun adı gizli ücretlerdir. Bizde gizli ücret yok. Gizli bir şey yok. Her şey açık. Her şey açık, şeffaf. Peki şimdi bugüne kadar şimdi UPT'yi de çok insan kullanıyor. Yani eski sistemi de çok insan kullanıyor ama mobilde kullanımın artacağını varsayıyorum ben. Çünkü daha kolay, yerinden kalkmadan, bir yere gitmeden, almadan kolaylaştığı için şu anda option'ı bugüne kadar kaç kişi indirdi, kaç kişi kullandı? Bu bilgiler sizde vardır. Tabii. Option'ı bugüne kadar 200 binden fazla kişi indirdi. Şu anda da içeride 50 binden fazla kayıtlı kullanıcımız var aktif olarak. Bunlar aktif olarak da para gönderiyorlar. Para gönderim işlemi yapıyorlar ya da yurt dışından kendilerine gelen parayı option hesaplarına doğrudan alıp kullanımını sağlayabiliyorlar. Peki hangi para türleri diyelim, hangi kurlar üzerinden işlem yapabiliyorlar? Şu şekilde dediğim gibi 3 döviz cinsinde hesap açılıyor. TL, Euro ya da USD. 176 ülkeye bunu gönderebiliyorlar. Gönderdikleri ülkede yaptığımız partnerlik anlaşmasına göre yerel para döviz cinsinde de para ödenebiliyor. Ya da Amerikan doları ya da Euro bazda ödeme yapılabiliyor. Bu ne demek? Bir örnek vereyim. Filipinlere siz 100 dolar gönderiyorsunuz. Filipinlerin yerel para cinsi Filipin pezosu. 100 doların karşılığı olan Filipin pezosu alıcıya ödeniyor. Evet. Almanya'ya bir gönderim yaptığınızı düşünelim ve bu hesaba bir gönderim olsun. Hesaplarda bildiğiniz üzere bir transfer döviz cinsi gerekmektedir. O zaten Euro olarak geçiyor. Almanya'nın para birimi Euro olduğu için. Dolayısıyla siz şunu yapabilirsiniz. Option'daki Euro hesabınızda bakiye varsa doğrudan onu gönderebilirsiniz. Ya da Euro hesabınızda bakiye yok. TL'niz var sizin. TL'nizi bizim avantajlı kurlarımızla Euro'ya dönüp Euro olarak gönderebiliyorsunuz. Tamam, süper. Peki Avrupa'da hesaba transfer diye bir şey var. Avrupa hesaba transfer. Doğru. Neye bak, bu merak konusu şu anda. Avrupa hesaba transfer şöyle. SEPA bölgesindeki 40 Avrupa ülkesine direkt hesaba transfer yapılmak. SEPA'nın açılımı Single Euro Payment Area. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde paranın da serbest dolaşımı var. Dolayısıyla bu ülkelerin hepsi aslında aynı sisteme kayıtlı. Siz bugün Option'a girip Avrupa hesaba transfer menüsünden 40 tane Avrupa ülkesini seçip bankadaki alıcının IBAN numarasını girdiğinizde o alıcının Avrupa'daki hesabına işlemi ücretsiz bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Tutardan bağımsız olarak bedavaya Avrupa'daki hesaplara transfer yapabiliyorsunuz. Güzel. Tamam. Şimdi burada tabii akla şey geliyor. Şimdi akçeli paralı işler olunca iş tabii ki ciddiye biniyor. Güvenlik çok önemli. Kişisel Doğru. verilerin güvenliği, finansal verilerin güvenliği. Çok. Şimdi Option güvenilir mi? Bir de kullanıcılar hangi yasayla korunuyor? Çok güzel. Option güvenilir. Güvenilir olmasının nedeni şu. Option zaten UPT'nin bir markası. UPT de Merkez Bankası'na kayıtlı bir ödeme ve elektronik para kuruluşu. Bu ne demek? UPT yasal mevzuat gereği uyması gereken regülasyonlar var. Kişisel verilerin korunması, full KYC'nin yapılması, müşterinin tamamen tanınarak içeriye alınması. Yine aynı şekilde terörizmin finansmanına aracılık edilmemesi, kara para aklamanın finansmanına aracılık edilmemesi gibi bizi yasal otoriteler zaten bu genelde her yıl olabiliyor. Periyodik olarak denetime geliyorlar. Yaptığımız işlemleri, müşteri edinimlerimiz yasalara uygun şekilde yapılıyor mu? Gerekli belgeler, bilgiler müşterinin alınıyor mu şeklinde denetliyorlar. Bu nedenle Option bir yasal otorite tarafından denetlendiği ve Merkez Bankası'na kayıtlı kuruluşun uygulaması olduğu için tamamen güvenilir bir uygulama. Çok güzel. En azından yani kontrol altında ve insanların kullanabilecekleri bir sistem. Peki şimdi bir de tabii Option alanında tek değil, rakipleri var, global rakipleri var. Bunlara karşı ne durumda? Kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz rakiplere karşı? Doğru. Bir de avantajlarınız, dezavantajlarınız neler? Niye sizi tercih etsinler? Tabii. Şöyle söyleyeyim, Option'ın Türkiye'de bir muadili yok. Bizim rakiplerimiz var, ödeme hizmeti kuruluşu olup elektronik para şirketi olan. Ama uluslararası para transferinde içinde bu kadar ürünü, fonksiyonu, çeşitliliği, gönderim türünü bulunduran başka bir uygulama yok. Globalde rakiplerimiz var. Revolut gibi, TransferWise gibi. Zaten Option'ın hedefi de global bir uygulama olup unicorn hale gelmek. Biz bu senenin sonunda Option'ı Türkiye'nin haricinde bir ülkede daha müşteri edinimi yapabilecek hale getirmeyi hedefliyoruz. Ama ülke adı vermiyoruz. Şu an evet, vermiyoruz. Yasal süreçler orada devam ettiği için. O ülkeyle başlayıp tabii ki bir pilotlama süreci olması gerekiyor. Artısıyla eksisiyle her şeyi gördükten sonra tıpkı Revolut gibi, Wise gibi global tüm dünyadan müşteri edinilebilir hale ve tüm dünyadaki müşterilerin kullanılabileceği hale getireceğiz. Çok güzel. Bir de şimdi birazdan sizden izleyicilerimizle bu Option'ın nasıl çalıştığını gerçek canlı olarak göstermenizi isteyeceğim. Tabii. Ondan önce son soruma geçiyorum. Soruyorum, Option'ı en çok kimler hangi amaçla kullanıyorlar? Bunun kayıtlarının hepsi vardır sizde. Tabii ki, tabii ki. Option'ı en çok yurt dışına para transferi ya da yurt dışından kendisine para gelen kişiler kullanıyorlar. Şu an müşteri kütlemizin yarısı TC vatandaşlarından, yarısı da Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlardan. Çalışmak için buraya gelmiş. Kullanıyor. Aynen öyle. Çalışmak için buraya gelmiş. Uyruk bazlı dağılımımız çok geniş. Şu an içeride 104 farklı uyruktan müşterimiz var. Türkiye'de ikamet edenler bunlar sadece. Bir de globale açıldığımızda tüm dünyadaki uyrukları kapsamaya hedefliyoruz. Duyan gelmiş. Aynen öyle. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Kısa bir zamanda bu yeni uygulamanın sunduğu avantajları ve kimlerin kullandığını ve nasıl kullandığını ve tabii ki hani şu şekilde nasıl avantajlar sağladığını da anlattınız ama bir de bunu biz görmek isteriz. O yüzden şimdi birazdan ben kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Sizin telefonunuza bir yakın plan yapsın. Birilerine bir para gönderelim. Tabii ki. Bakalım görelim nasıl gönderiliyormuş. Bir de ne kadar komisyon alınıyormuş. Tabii onları görelim. Tabii ki. Buyurun başlayalım. Buyurun. Uygulamayı uygulama marketinden indirdikten sonra telefonunuzdan açıyorsunuz. Güzel bir GIF'imiz var. Dünyamız dönüyor. Logomuzla birlikte geliyor. Girdikten sonra önce müşteri olmak için müşteri ol bilgisine basıyorsunuz. Uyruk bilginizi seçiyorsunuz. ikamet edilen ülkenizi, TCK'nizi, doğum tarihinizi, varsa öneri kodunuzu girerek işlemlerinizi ilerletiyorsunuz. Şu an tabii elimizde hazır bir gerçek müşteri datası olmadığı için ilerletemiyorum. İlerleyen adımlarda da müşterimiz geçerli bir kimlik belgesinin ön yüzünü ve arka yüzünü tarayacak, selfiesini çekecek. Biz de gerekli kontrolleri yapıp müşteriyi oluşturmuş olacağız. Müşteri oluşumu sağlandıktan sonra cep telefonu numaranızı girerek şifrenizi giriyorsunuz. Şifreyi girdikten sonra ana sayfanız sizi karşılıyor. Bahsettiğim gibi 3 döviz cinsinde hesaplarınız bulunuyor. TL, USD ve Euro olarak. Altlarında hemen IBAN bilgileriniz yer alıyor. Dilerseniz bu IBAN bilgilerini hesaplarımın detayına girdiğimde üstüne basarak kopyalayabiliyorsunuz. Ya da paylaş diyerek İstediğiniz kişiye hesap bilgilerini dilerseniz WhatsApp üstünden, dilerseniz mesajla, dilerseniz e-mail ile gönderebiliyorsunuz. Ana sayfaya girdik, tekrar dönersek sizi bir slider menü, fonksiyonlarımızın, ürünlerimizin yer aldığı slider menü karşılıyor. Hemen akıllardaki sorulara gidelim. Yurt dışına nasıl para transferi yapacağım? Yurt dışına para gönderme menüsüne girdiğinizde işlem başlat diyorsunuz. Önce gönderim yapmak istediğiniz ülkeyi seçiyorsunuz. Biz burada Özbekistan'a gönderim seçelim. Özbekistan'da gönderim tipimiz sadece isme gönderim olarak geliyor. İsme gönderim seçip devam diyorsunuz. Alıcı kurum olarak bizim Özbekistan'da biz UPT markasıyla faaliyet gösterdiğimiz için UPT hizmet noktaları gelir. Altta da bu UPT hizmet noktalarının hangileri olduğunu görebilirsiniz. Savdogar Bank, Trust Bank gibi. Bu da şuna yarar. Alıcınıza ben UPT üstünden para yolladım. Dilersen Savdogar Bank'ın noktasına gidip bu parayı alabilirsin. Sonrasında paranın alınacağı hesabı seçiyorsunuz. Benim TL hesabımda da, USD hesabımda da, Euro hesabımda da bakiye var. Dolar hesabımdan para göndermek istediğimi seçiyorum. Gönderilecek döviz cinsi bilgisi geliyor. Özbekistan'a şu anda sadece dolar gönderimi destekleniyor. Gönderilecek döviz bilgisini de seçiyorsunuz. Ben Özbekistan'daki bir arkadaşıma 100 dolar göndermek istediğimizi varsayalım. 100 dolar işlem tutarını giriyorum. Masrafı bahsettiğimiz gibi 1 dolar olarak geliyor. İşlem anında işlemin ücreti belli. Sizin hesabınızdan alınacak tutar belli. Alıcının eline geçecek tutar belli oluyor. Devam dediğinizde bakiye yetersiz dedi. Tutarımı düşüreyim. Hesap bakiyem yetersizmiş. 50 dolara indireyim. 50 dolarda da 1 dolarlık masraf var. Alıcının adını, soyadını seçiyorsunuz. Diyelim benim oradaki Azamat arkadaşıma para göndermek isteyeyim. Azamat Bek, Jara Bekov. Dilersem arkadaşımın telefon numarasını da buraya girebilirim. Telefon numarasını girdiğim halde arkadaşıma da para transferine ilişkin bir SMS gidiyor. Bunlar opsiyonel, girmek durumunda değilsiniz. Para transferine ilişkin açıklamada girebiliyorsunuz. Ben arkadaşıma bir hediye göndermek istediğimi varsayalım. İşlem açıklamasına da hediyeyi giriyorum. Devam dediğinde işlemin onaylanmasına ilişkin bir özet geliyor. Alıcının kim olduğu, açıklaması, 50 dolarlık bir gönderim yapıyorum. Bunun karşılığında 1 dolarlık işlem ücreti ödeyeceğim. Alıcı benim arkadaşım Azamat Bek. Eline 50 dolar geçecek. Benim de hesabımdan 51 dolar alınacak. Onaylaya bastığım anda işlem başarılı olarak gerçekleşiyor. Şu an bu para alıcısına ödenmeye hazır bir şekilde bekliyor. Benim arkadaşım Azamat gidip bizim anlaşmalı olduğumuz noktalarda şu an bu parayı direkt ödemesini alıp kullanmaya başlayabilir. Onda nasıl yapıyor? Şu şekilde bir referans numarası üretiliyor. Bu referans numarasıyla 878 ile başlayan bizim anlaşmalı olduğumuz noktaya gidiyor, geçerli bir kimlik belgesini veriyor, referans numarasını söylüyor, işlemini, ödemesini alıyor. Diyelim tabii ki finansal uygulamalarda her zaman konu para olduğu için hassas oluyoruz. Diyelim ki ben arkadaşımın adını yanlış yazdım. Azamat Bek yerine bir yazım hatası yaptım ve bunu sonradan fark ettim. Nasıl sonradan fark ettim? Yine yurt dışı transferin altına girdiğimde işlem görüntüle dedim. Burada dilersen başlangıç ve bitiş tarihine göre yaptığım yurt dışı para transferlerini görebiliyorum. Herhangi bir filtreleme yapmazsam son 10 işlemim filtreleniyor. Son işlemimin içine girdim. Detayında burada Azamat Bek yerine farklı bir şey yazmam gerektiğini fark ettim. Eğer alıcısı bu parayı almadıysa, ki zaten ismini yanlış yazdıysam alamayacak, kimlikteki ismiyle eşleşmeyecek, direkt iptal et'e basıp onayla dediğimde iptal işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirip para geri hesabıma yatıyor. Hesap detayından da göstereyim. Bakın 51 dolar gönderim yapmıştım. Bakiyem 47 dolar seviyesine inmişti. İptal yaptıktan sonra bakiyeme 51 dolarlık iade yapıldı. Bakiyem 98 dolar şeklinde çıktı. Kullanıcıları bu tarz olası operasyonel hatalardan da koruyoruz bu haliyle. Konuştuğumuz gibi Avrupa hesabı transfer nasıl işliyor? Yine menüden Avrupa hesabı transfere girdiğimde burada 40 tane ülkeye banka hesaplarına euro cinsinden gönderim yapacağıma dair bilgilendirme yapıyorum. İşlem başlat dediğimde yine bir alıcı ülkesini seçiyorum. Liste halinde geliyor. 40 tane Avrupa ülkesi. Burada ben kayıtlı işlemimden Hollanda'daki daha önceki arkadaşıma para göndermek istediğimi varsayalım. Direkt otomatik olarak dönüyor. Kullanıcı bir daha hep aynı bilgileri girdirmekle uğraşmıyoruz. Bu sayede sürekli olarak her ay para gönderen kullanıcılar işlemi bir kere yapıp kaydettikten sonra kayıtlı işlemlerden seçerek tüm bilgileri doldurabiliyor. Ben seçtim. Geri kalan tüm bilgiler doldu. Euro hesabımdan göndermek istiyorum. 1 euro göndermek istiyorum. Normalde bunun 10 dolar masrafı varmış ama konuştuğumuz gibi bizim bir kampanyamız var. Avrupa hesaba transfer. Kampanyalı olarak hiçbir işlem ücreti almıyorum. 0. Hesabımdan alınacak toplam tutar, gönderim tutarı olan 1 dolar oluyor. Devama bastığımda yine arkadaşımın bilgileri otomatik olarak kayıtlı işlemden seçtiğim için dolu geliyor. Adı soyadı geliyor. Alıcı tipi bireysel bir müşteri. Dilersem Avrupa'daki ticari müşterilere de para gönderebiliyorum. Alıcının IBAN numarası geliyor. Alıcı bankanın BİK kodu, alıcı bankanın adı otomatik olarak da geliyor. Dilersem alıcı cep telefonunu seçebiliyorum. Açıklama alanına yazabiliyorum. Devam dediğimde yine bana bir işlem özet sayfası gelecek. İşlem özet sayfasında son kez kontrol ediyorum. Bu bir hesaba transfer olduğu için ortalama bir iş günü içerisinde alıcının hesaba geçeceğini bilgisini veriyorum. Onayla dediğimde Hollanda'daki arkadaşımın hesabına 1 euro tutarında parayı göndermiş oluyorum. Arkadaşım muhtemelen yarın sabah arayıp bana teşekkür edecek. Ana sayfaya döndüğümüzde tabii hep yurt dışını konuştuk. Ama bizim yurt içinde de para gönderme seçeneklerimiz var. Yurt içine para göndere bastığımda EFT modülü, TL transfer, EFT çıkıyor. Gönderim tipi yurt içinde iki türlü olabiliyor. IBAN'a yani banka hesabına ya da bir karta gönderim yapabiliyorsunuz. Yine gönderim yapılacak hesabınızı seçiyorsunuz. TL hesap olduğunu varsayalım. Alıcının IBAN'ını, alıcı adı soyadını, işlem tutarını girdikten sonra işleminizi karşılaştırabiliyorsunuz. Dilerseniz USD Euro transferlerinde Aktif Bank ve Vakıf Bankası'ndaki Euro ve dolar hesaplarınıza doğrudan dolar ya da Euro olarak bakiyenizi ücretsiz bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Yurt içinde yapacağınız tüm transferler option'da işlem ücreti olmadan gerçekleşiyor. Bir diğer özelliğimiz ise hesaba al. Hesaba al ise şu. Bahsettiğimiz gibi UPT'nin Türkiye haricinde 13 tane daha ülkede kendi markasıyla, kendi sistemini kullanarak para transferine aracılık ediliyor. Ya da bahsettiğimiz partnerler Türkiye'ye para gönderim işlemi yapılıyor. Almanya'dan bir partnerimiz bize para gönderdiğini varsayalım. Ben bu parayı normalde UPT'nin fiziki noktalarına, ki bunlar şubeler, temsilcilikler, gidip kimliğimle birlikte referansımı ibraz ederek nakit olarak alacağım. Bu durumda şubelere gitmem gerekiyor. Ama hesaba al özelliğini kullanarak ilgili referansı girerek direkt parayı şubeye, fiziki noktaya gitmeden hesabıma alabilirim. Nasıl yapabilirim? Şöyle düşünelim. Yine bizim sistemimiz bu. Türkiye'ye bir hesaba gönderim, özür dilerim, isme gönderim olduğunu varsayalım. Can Gürpınar adına bir gönderim oldu ve işlemin referans numarası oluştu. Hesaba ala giriyorum. İşlem başlat diyorum. Referans numaramı ilgili alana giriyorum. Girdikten sonra doğrula diyorum. Burada yaptığımız doğrulama özelliği şu oluyor. Söz konusu referans numarasındaki alıcı adıyla option müşterisinin alıcı adının eşleşip eşleşmediğini güvenlik açısından kontrol ediyoruz. Olası bir referans numarasının başka kişiler tarafından eline geçirilmesi durumunda o kişilerin sizin adınıza gelen parayı hesaplarına almasını engelliyoruz. Doğrulandıktan sonra devam diyorum. Güvenlik için bana bir doğrulama kodu SMS ile iletilecek. Hemen SMS'ime giriyorum. Hesaba al işlemi için bu kodu lütfen giriniz diyor. Tekrar uygulamaya dönüyorum. Doğrulamayı da yaptıktan sonra işlem özet ekranı geliyor. Paranın kimin tarafından gönderildiğini görüyorum. Ne kadar olduğunu görüyorum. Ve hesaba alın masrafını da ücretsiz olarak görüyorum. Onayla dediğimde hesabıma para başarılı bir şekilde geçiyor. Fiziki noktalara gitmeden direkt option hesabıma bu parayı alabiliyorum. Bu parayla ne yapabilirim? Dilersem Türkiye'deki yurt içine para gönderi olarak Türkiye'deki tüm bankalara TL/EFT yapıp ödemelerimi gerçekleştirebilirim. Dilersem uygulamadaki QR öde ya da mesajla para iste fonksiyonlarını kullanarak ödemelerimi yapabilirim. Dilersem de UPT şubelerine giderek paramı nakden, fiziken de ihtiyacım olduğu halde çekebilirim. Option şu anki özellikleri bu şekilde ama biz yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. En büyük yeni özelliklerimizden bir tanesi bu sene Haziran ayında Option müşterilerimize tüm dünyada kullanabilecekleri ödemelerinde, harcamalarında, tüm dünyadaki ATM'lerinde para yatırma ya da para çekmede kullanabilecekleri bir Option kart vereceğiz. Bununla birlikte Türkiye'de özellikle şu an Avrupa bölgesine çok fazla sayıda mal ve hizmet satan kişiler var. Bu kişiler tahsilatlarını almakta sorun yaşıyorlar. Biz Türkiye'deki option kullanıcılarına Avrupa bölgesinden bir IBAN vererek doğrudan tahsilatlarını bu IBAN'la yapmalarını sağlayacağız. Buradaki muhasebe sistemine de geçebilecek bu şeyler, bu bilgiler. Aynen öyle. Aynen öyle. Diledikleri gibi bakiyelerini kullanabilecekler. 100 euroluk bir hizmet sattığını düşünelim. IBAN'ına geçtiği anda dilerse bunu Türkiye'deki option kartıyla harcar. Dilerse option kartıyla gider istediği ülkede, yurt dışında harcayabilir. ATM'den çekebilir hale getireceğiz. Bu çok büyük bir sorun yaşanan kısım. Avrupa'dan tahsilat yapmak ülkede. Bununla pazarın bu ihtiyacına tam anlamıyla karşılık vermeyi planlıyoruz. Bu benzersiz özelliklerini hani baştan demiştiniz yani birçok o evet. Yerlerinde olmayan özellik onlara özellikle yeniler eklemeye devam ediyor. Biz de bu yeni haberler geldikçe bunlar hayata geçirildikçe izleyicilerimizle, okurlarımızla, takipçilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili Çip TV izleyicileri bugün biz UPT Genel Merkezi'ndeydik. Yanımızda UPT Dijital Kanal Yönetimi Direktörü Can Gürpınar vardı ve bize UPT'nin dünyanın her yerine para gönderme ve para almayı sağlayan UPT'nin sisteminin mobilleştirilmiş hali olan option'ı detaylı olarak anlattı. Hatta canlı örneğini de yaptık. Paralar gitti, paralar geldi, kartlara paralar yattı. Bütün özelliklerini hep beraber gördük ve inceledik. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Daha sonra bir başka programda teknolojinin dehlizlerinde beraberce dolaşmaya devam edeceğiz sevgili Çift TV izleyicileri. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın.